Anne kafe kaldı. Tamam, tamam. Bataryayı değiştiriyorum. 4,5 saatlik Milli Güvenlik Kurulu sonrasında önemli bir bildiri geldi elimize ve bildiride özellikle Suriye ile ilgili önemli mesajlar var. Yine Yeni Zelanda'daki terör saldırısı ile ilgili önemli mesajların olduğunu ifade edelim. Öncelikle MGK'da Suriye ile ilgili önemli bir mesaj verildi dedik. Şu ifadeler kullanıldı. Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde tüm terör örgütlerinden temizlenmesi, ülkeye huzur ve barış ortamı getirilmesi için Türkiye'nin gösterdiği gayretlerine kararlılıkla devam edeceği, güney sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna asla izin vermeyeceği kuvvetle vurgulanmıştır. Güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı MGK bildirisinde güçlü, kararlı bir vurgu yapıldığını bir kere daha tekrarlayalım. Yine devam ediyor. Suriye halkına hitap edecek bir anayasanın hazırlanarak hür ve demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesi yönündeki beklenti ve katkılarımız dile getirilmiş. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgenin terör örgütlerinin değil, iki ülke halkının güvenliğini temin edecek bir uygulama olması halinde kabul edileceği, Münbiç ve Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrarın sağlanmasının ve göç hareketliliğinin durdurulmasının mümkün olmayacağı ifade edildi MGK bildirisinde. Yani isim vermeden Amerika Birleşik Devletleri'ne de bir mesaj veriliyor diyebiliriz. Gelelim Yeni Zelanda'daki terör saldırısına. Yayının başında söylemiştim, MGK bildirisinde bu olaya ilişkin önemli bazı cümleler söz konusu. Yeni Zelanda'da masum insanların yalnızca inançlarından dolayı hunharca katledildiği terör saldırısı bir kere daha şiddetle kınandı. Yine devam ediyor. Yaşanan hadise tüm yönleriyle istişare edilmiş. Türk düşmanlığı da ihtiva ettiği anlaşılan İslam karşıtı ırkçı zihniyeti besleyen iklimin bireysel ve organize unsurlarının deşifre edilerek kararlılıkla üzerine gidilmesi gerektiği MGK bildirisinde ifade edildi. Yine devam ediyor. Giderek şiddet ve teröre dönüşen İslam ve Müslüman düşmanlığına çeşitli gerekçelerle göz yumulmasının benzer saldırılara zemin hazırlayacağı uyarısında bulunuldu. Yani hem AB ülkeleri, hem ABD, hem de diğer ülkeler. Yani kısaca İslamofobiye, ırkçılığa ön ayak olan, destekleyen tüm ülkelere MGK bildirisinde bir kere daha uyarı yapıldı. Daha önceki yayınlarımızda ifade etmiştik. Bugünkü MGK toplantısında seçim güvenliği de ele alınacak demiştik. Onun için MGK bildirisinde de bazı cümleler söz konusu. Ülkemizin güvenliği yakından ilgilendiren, öncelikle terörle mücadeleye de değinmek gerekiyor. Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler de MGK'da ele alındı. Özellikle FETÖ, PDY, PYD, YPG ve DAEŞ başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadele hakkında kurula bilgi sunulduğu ifade edildi. Yine 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinin yurt bütününde huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesi için yetkili kurumlarca alınan tedbirler de bugünkü Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alındı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Görüşmek üzere.